Neyse karşımıza çıkan devreler. İşte bir batarya. Bir rezistans. Bir de indüktörün olduğu devreyle. Yine benzer bir devre. Yine rezistansımız var, indüktörümüz var. Bir de kapasitörümüzün olduğu devredir. Şimdi sırayla bakacak olursak, önce bu sisteme baktığımızda işte bir I akımı geçiyor olsun. Kapasitörümüz yok. Kapasitörümüz yoksa akımın sağlaması gereken denklem D, I'nın türevi artı R çarpı I eşittir. Artık nasıl bir potansiyel uyguluyorsak. Şimdi bu denklemin iki tane çözümü olacak. En genel çözümünü yazmak istersek bir homojen çözüm dediğimiz çözüm, yani bu phi of t'nin sıfır olduğu durumdaki çözüm artı homojen olmayan çözüm, yani bu phi of t'nin sıfırdan farklı olduğu çözüm. En genel çözüm bu ikisinin toplamıdır. Önce homojen olan çözüme bakalım. Yani bizim dışarıdan bir güç kaynağımız yok. Sadece bir rezistansımız var. Bir de indüktörümüz var. Böyle bir sistem düşünelim. Mesela böyle bir sistemde eğer bir şekilde bir akım yaratırsak nasıl yaratabiliriz? Bir manyetik alan şok dalgası yollarız mesela. Manyetik alan devreden geçerken bir akım yaratacaktır. O akımın zamanla nasıl değiştiğini, işte bir t eşittir sıfır anında bir akım yarattık, zamanla nasıl değişiyor? Ona bakabiliriz. Sağlayacağı denklem bu. Eşittir sıfır. Ve bu denklemi çözecek olursak I eşittir. Bir I sıfır, E üzeri eksi, R bölü Z, T gibi bir çözümü de vardır. I sıfır, T eşittir sıfır anındaki akımdır. Ve dikkat ederseniz zamanla hızlı bir şekilde azalacaktır. Eğer L çok büyükse o zaman oldukça uzun bir süre devreden sürekli akım geçebilir. Ve bir diğer durum bu phi of T. Hatta onu da yine zamanla değişen bir potansiyel uygulansın. Bir phi sıfır kosinüs omega t şeklinde zamanla salınım yapan bir potansiyelimiz olsun. Şimdi bunu şu şekilde yazabiliriz. Phi sıfır e üzeri i omega t'nin reel kısmı. Dolayısıyla biz şu denklemin çözümünü ararken öncelikle ve I'nın türevi artı RI eşittir phi sıfır E üzeri I omega t'nin çözümünü bulup reel kısmını aldığımızda şu denklemin çözümünü elde ederiz. Şu denklemin phi of t bu olacak şekilde. Şimdi böyle bir denklemin çözümünü homojen kısmını zaten çözdük biraz önce. Bu homojen çözümümüz. Homojen olmayan böyle bu denklemin çözümünü bulmak istersek bunu I için İşte bir A kat sayısı çarpı E üzeri I omega T gibi bir denklem, bir çözüm arayabiliriz bu durumda. Eğer bunu yerine yerleştirecek olursak I omega A çarpı I omega I artı R I I omega açıkça yazalım. I omega, E üzeri I omega t artı R A E üzeri I omega t eşittir. Phi sıfır E üzeri I omega t olması lazım. E üzeri I omega t'ler sadeleşti. Bu ifadenin bizim denklemimizin bir çözümü olabilmesi için A'nın phi sıfır bölü R artı I omega'ya eşit olması lazım. Dolayısıyla bizim çözümümüz O of T eşittir. A phi sıfır bölü R artı I omega'ydı. E üzeri I omega T ile çarptık. Bunun reel kısmıdır. Bunu şöyle de yazabiliriz. Tabii. Doğru. I omega şurada bir L'miz de var. R ile. Phi sıfır, burada R. R eksi I omega L bölü K
karekök r, r kare artı omega kare l kare bölü r kare artı omega kare l karenin yine karekökü çarpı e üzeri i omega t olarak düşünebiliriz. Şimdi bu zaten bir reel sayı. Bunu hemen dışarı alabiliriz. Fi 0 bölü karekök r kare artı omega kare l kare. Bu bir karmaşık sayı olarak düşünürseniz uzunluğu 1 olan karmaşık bir sayıdır. Bir fazdır sadece. Orayı da sadece e üzeri eksi i delta olarak yazabiliriz. Belli bir delta açısı için. Artı i omega t'miz var. Böylece bizim akımımız homojen kısmı. Şurada verilen kısım. Artı fi 0 bölü r kare artı omega kare l kare kosinüs omega t artı eksi delta olarak yazabiliriz çözümümüzü. Özellikle omega eşittir 0 ise sabit bir böyle bir devremiz var. Mesela sabit bir potansiyel uyguladık. Omega eşittir 0. Ve farz edelim ki ilk başta devremizde hiçbir akım yok. Devreyi kapattık. Sonra akım nasıl değişecek? T eşittir 0'da 0. Şimdi omega eşittir 0 ise U of T homojen çözümümüz. Homojen çözüm bir I sıfır sabiti. E üzeri eksi R bölü D çarpı T'ye eşit. Artı Fi sıfır. Şimdi delta, burada bir delta diye bir şey tanımladık. Şuradaki delta. Eğer omega sıfırsa burası R bölü R bir. Dolayısıyla delta da sıfırdır. Delta sıfırsa delta 0, omega zaten 0, kosinüs 0, 1, fi 0 bölü r olacaktır. T eşittir 0 da bunun 0 olabilmesi için bu akımın I 0'ın eksi fi 0 bölü r'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla I of t fi 0 bölü r 1 eksi e üzeri eksi r bölü d çarpı T olarak yazılabilir. Şimdi bu devrelere baktığınız zaman indüktör dediğimiz bir şey, bir devre elemanı koyduk buraya. Ama herhangi bir devreyi de düşünürseniz sonuçta belli bir alanı olacağı için o alandan geçen belli bir akım yolladığınızda belli bir manyetik alan yaratacak. Manyetik alan yaratıyorsa bu alanın içinden geçen bir akım olacak. Ve devre ne olursa olsun mutlaka bir indüktansı olacak her devrenin. Her devrenin işte gerçek şeyler, süper iletkenlerle uğraşmıyorsanız bir direnci de olacak. Dolayısıyla her devrede bu iki hem direncin hem indüktansın olmasından kaçınamazsınız. Şimdi eğer ikisi de varsa, bu da bize diyor ki bir devrede hem direnç hem indüktans varsa, indüktör varsa, o zaman devreyi kapattığınızda akım birdenbire Ohm yasasının söylediği değere ulaşmaz. Ona belli bir sürede ulaşacaktır. Ve direnç ne kadar, mesela bunun küçük olabilmesi için indüktansın mümkün olduğunca küçük ya da direncin mümkün olduğunca büyük olması lazım. Eğer direnç ne kadar büyükse ya da indüktans ne kadar küçükse o kadar kısa sürede Ohm yasasının verdiği akıma ulaşacaktır. Şimdi gelelim diğer devreye. Bir de bu devreye bir de kapasitör eklersek. Bu sefer denklemimizi hatırlarsanız buraya artı Q bölü C gibi bir sabit geliyordu. Q ile akım arasındaki bağıntıyı da kullanarak bunun bir kere daha türevini aldığımız zaman
Bir daha türevini aldığımız zaman elde ettiğimiz denklem akım bölü C artı R çarpı I'nın ikinci türevi artı R çarpı I'nın türevi eşittir uyguladığımız gücün türevi şeklinde yazabiliriz. Şimdi yine bir önceki örnekte yaptığımız gibi önce buranın sıfır olduğu durumdaki bir çözüme bakalım. Eğer orası sıfırsa R I'nın ikinci türevi artı R I'nın türevi artı I bölü C eşittir sıfır. Bunun çözümüne de I eşittir E üzeri delta T diye bir çözüm arayalım. Eğer bunu alıp buraya yerleştirirsek elde edeceğimiz denklem delta kare L artı delta R artı 1 bölü C E üzeri delta T eşittir 0. Buradan da delta'nın alabileceği iki farklı değer buluruz. Delta eşittir eksi R artı eksi R kare eksi 4 L bölü C bölü 2 L çıkacaktır. Ya da artı eksi eşittir eksi R bölü 2 L artı eksi kare kök içerisinde R bölü 2 L'nin karesi eksi 1 bölü L C olarak yazabiliriz. Burada iki tane, iki ayrı durumu ayrı ayrı incelememiz lazım. R, R bölü 2 L 1 bölü karekök LC'den büyük olabilir. Yani çok fazla bir direnci vardır. Ya da çok büyük bir endüktansı yoktur sistemin. Şimdi iki durumda da iki çözüm de negatiftir. Sıfırdan küçüktür. En genel çözümümüz C1 E üzeri eksi delta artı T artı C2 E üzeri eksi delta eksenin mutlak değeri T olarak yazabiliriz. Mesela sistemimizi kurarken şöyle bir durum varsayabiliriz. Direncimiz, kapasitörümüz önce yüklü ve devreye bağladık. T eşittir 0 anında herhangi bir akım yok. Ama kapasitörde yük olduğu için o yük boşalmaya çalışacak. Zamanla bir akım oluşacak. Böyle bir durumda T eşittir 0'daki akımı 0 olarak seçersek bu C1 ile C2 zıt işaretli olmak zorunda. Bu da bize der ki I of T C1 E üzeri eksi delta artı T artı eksi E üzeri eksi delta eksi T olarak yazabiliriz. Eğer bunun zamana göre değişimine bakacak olursak akım ilk önce T eşittir 0'da 0'dı. Delta artı ve delta eksi 0'dan farklı olduğu için ikisi de zamanla artacak akım. Yani devreyi kapasitör örneğini düşünürsek kapasitör önce dolma yükünü boşaltmaya başladı. Ama yükünü boşaltırken bir süre sonra dirençten dolayı akım azalacak, azalacak ve sıfıra gidecek. Akım zamanla bu şekilde bir değişim gösterecek. Şimdi ikinci duruma bakacak olursak, ikinci durum R bölü 2 ile 1 bölü karekök LC'den daha küçük ise. O zaman buradaki karekök negatif bir sayı. Negatif bir sayının karekökü karmaşık bir sayı. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Şunu tanımlarsak, omega kare eşittir 1 bölü lc eksi r bölü 2 l'nin karesi. Sıfırdan büyük bir sayı bu. Böyle tanımladığımız zaman en genel çözümümüz eşittir e üzeri c1 e üzeri eksi r bölü 2 l c1 e üzeri i omega t artı C2 E üzeri eksi i omega t olacaktır.
şu omega için. Burada tanımlanan omega için. İşte T eşittir sıfırda akım sıfır olduğunu yine varsayarsak bu E üzeri işte bir sabit E üzeri eksi R bölü 2 ile çarpı T kosinüs omega T eksi bir delta gibi bir ifademiz olacaktır. Yani akım şiddeti azalacak bir yandan ama aynı zamanda belli bir miktar salınım da yapacaktır. Bu E üzeri eksi R bölü 2 ile T'yi şu şekilde çizecek olursak akım sıfırdan başlayacak. Bu iki maksimum minimum değeri arasında salınım, sönümlü bir salınım yapacaktır. Şimdi gelelim bir de bu fi'nin sıfırdan farklı olduğu duruma. Yine farz edelim ki fi burayı silelim. Fi işte bir fi sıfır e üzeri i omega t olsun. Buradaki omega şu aşağıda tanımladığım biraz önce sildiğim omega'dan farklı bir omega. Aynısı olması gerekmiyor. Hatta ona da ya da tamam. Bu omega farklı bir omega. Evet tabi karmaşık sayı olamayacağı için bunun reel kısmı. Ama yine karmaşık sayıymış gibi çözüp ondan sonra bulduğumuz çözümün reel kısmını alacağız. Bu sefer aynı frekansta salınım yapan bir çözüm arayacağız. Yani farz edeceğiz. Farz edelim ki I yine bir A çarpı E üzeri I omega T olsun. A çarpı E üzeri i omega t ise bu denkleme yerleştirdiğimiz zaman tabi bu tarafına phi 0 e üzeri i omega t gelecek. Eksi i omega kare eksi omega kare l artı i omega r artı 1 bölü c a e üzeri i omega t eşittir phi 0 e üzeri i omega t olması lazım. E üzeri i omega t'leri sadeleştirebilirim. Buradan da a eşittir fi 0. Burada fi 0'ın türevi gelecek. Dolayısıyla burada bir i omega fi 0 e üzeri i omega t var. Şurada fi'nin türevi var. Dolayısıyla a eşittir i omega fi 0 bölü i omega r artı 1 bölü c eksi omega kare l olur. Payı da paydayı da i omega'ya bölersem bunu fi 0 bölü r eksi i bölü omega c ya da artı i omega l eksi 1 bölü omega c olarak yazabilirim. A'yı bulduğuma göre dolayısıyla benim akımım o zaman A çarpı E üzeri i omega t'nin reel kısmı A fi 0 bölü R artı i omega l eksi 1 bölü omega c E üzeri i omega t'ye eşit. Yine daha önceki hesapta yaptığıma benzer işlemler yaparsam bunu fi 0 bölüm r kare artı omega l eksi 1 bölü omega c'nin karesinin kare kökü çarpı kosinüs omega t eksi delta olarak yazabilirim. Buradaki delta'yı da e üzeri eksi i delta eşittir r eksi i omega l eksi 1 bölü omega c bölü kare kök r kare artı omega l eksi 1 bölü omega c olarak tanımladım. Ya da tanjant delta eşittir omega l eksi 1 bölü omega c bölü r olarak belirleyebilirim.
Şimdi sistemin ortalama, pardon, buradan devam edecek olursak. Şu faktörü karekök r kare artı omega l eksi 1 bölü omega c'nin karesini sistemin empedansı diye tanımlanır. Bir nevi direncin genelleştirilmiş hali olarak bakabilirsiniz. Çünkü maksimum, elde edebileceği maksimum akımı sistemin empedansı belirleyecektir. Maksimum eşittir phi over phi 0 bölü z olacaktır. Şimdi maksimum akımın frekansa göre grafiğine bakacak olursak, yani şu ifadenin omega frekansı değiştirdikçe bu ifade değişecek. Bu ifade her zaman için pozitif bir sayı. Yani bunun 1 bölü bu ifadenin maksimum olduğu durum, bunun 0 olduğu durumdur. 0 olduğu durumda da phi 0 bölü r'ye eşittir. Yani belli bir frekansta phi 0 bölü r'ye eşit olacak. Orada maksimum değerinde olacak. O değerden uzaklaştıkça ulaşabileceği maksimum akım değeri de değişecektir. Sıfır olduğunda ya da sonsuz olduğunda doğal olarak sıfıra gidecektir. Şimdi bu değer, bu devrenin rezonans frekansı olarak adlandırılır. Orada bir rezonansımız vardır. O rezonans değerinde 1 bölü karekök lc'dir. Şimdi bu rezonans özellikle radyo alıcılarında, radyo televizyon alıcılarında kullanılan olay temel olarak budur. Orada daha sonra daha detaylı inceleyeceğiz. Temel olarak bir anten düşünürseniz, antende bir tane indüktans vardır. Burada sizin devreniz vardır. Böyle kapasitörünüz vardır. Buradaki güç kaynağı, şuradaki güç kaynağı olarak gösterdiğimiz şey bir nevi buradaki elektromanyetik dalgalar geldiğinde buradaki akım oluşturacaklar. Bu akımlar bu indüktans içerisinde bir EMF indükleyecekler. Ondan kaynaklı bir enerji aktarımı olacak. Ve buradaki salınımların maksimum olduğu durum, maksimum akım, bu rezonans frekansında yaratılacaktır. Ve endüktörü değil ama kapasitörü değiştirerek, kapasitörün değerini değiştirerek bu rezonans frekansını değiştirebilirsiniz. Böylece gelen elektromanyetik dalgalarda sadece belirli bir frekansı seçme şansınız olur. Şimdi bu tarz denklemleri çözmek için, şimdi bu denklemi çözmek için bizim burada yaptığımız bir nevi bir kompleks çözüme gitti, kompleks analize gitti. Kompleks bir çözüm bulduk, onun reel kısmını aldık. Bir de vektör yöntemleri kullanarak çözmemiz mümkün. Ona da bir değinelim. Bugünkü dersimiz burada bitsin. Şu denklemi çözmek istiyoruz. Artı R, I'nın türevi artı I bölü C eşittir phi 0 kosinüs omega t. Ve şunu yapacağız. I için şöyle bir çözüm varsayacağız. A aynı frekansta salınan ama fazı biraz farklı olabilen bir çözüm. Ya da açacak olursak A kosinüs omega t kosinüs delta artı A sinüs omega t sinüs delta. Türevini alacak olursak ne getirecek? Eksi A omega sinüs omega t
kosinüs delta artı a omega kosinüs omega t sinüs delta. İkinci türevi eksi omega kare a kosinüs omega t kosinüs delta eksi omega kare a sinüs omega t sinüs delta. Ya da açmasak da olurdu sanırım. Eksi a omega sinüs omega t eksi delta. Bu da eksi omega kare a kosinüs omega t eksi delta. Yine bir düzlem düşünelim. Ve I'nın ikinci türevi. İlk terim. İlk terim nedir? Eksi a omega kare kosinüs omega t eksi delta. İkinci terim RI eksi a omega sinüs omega t eksi delta. I bölü c, burada R var, burada D var. A bölü c kosinüs omega t eksi delta ve fi 0 kosinüs omega delta. Şimdi bu düzlemde omega t açısıyla fi 0 uzunluğunda bir vektör düşünelim. Dolayısıyla fi 0 kosinüs omega t bu vektörün yatay bileşeninden başka bir şey değildir. Bir de omega t eksi delta düzlemini çizelim, doğrusunu çizelim. Şurası bizim delta açımız olsun. Şimdi bakalım. LI'nın ikinci türevi ne verecek? Eksi LA omega kare kosinüs omega t eksi delta. Omega t eksi delta bu doğrultudaki bir vektördü. Yani ben şu yönde LA kare omega kare uzunluğunda bir vektör düşünebilirim. Eğer uzunluğu oysa bunun yatay yöndeki bileşeni bu şekilde verecek. Ondan sonra buna gelelim. R çarpı I ya da I bölü C, o daha kolay olacak. I bölü C yine omega t eksi delta yönünde uzunluğu A bölü C olan bir vektör. Şimdi buna gelelim. Bu sinüs omega t eksi delta. Şimdi şu açı omega t eksi delta kadar. Şu açıya alfa dersem ya da direkt cevabı yazayım. Şöyle bir vektör alayım. Bunlara dik bir vektör düşüneyim. Şimdi bu açı şu açı o zaman omega t eksi delta olacaktır. Bunun yatay bileşeni eğer şöyle bir vektör olursa uzunluğunu eksi sinüs omega t eksi delta ile çarpılmış hali olacaktı. Oysa bu durumda şöyle şu yönde bir vektör alırsam şurası dik, o zaman burası omega t eksi delta olmak üzere. Ya pardon, zaten eksiymiş buradaki işaretle. Bu yönde bir vektör aldım. Bu yöndeki vektörün uzunluğunu RAW olarak düşündüm. Bu çok daha kısa bir vektör olacak. RAW kadar. Burası omega t eksi delta kadar. Yani benim elimde 4 tane vektörüm var. Bu vektör artı bu vektör artı bu vektör üçünü topladığımda yatay bileşeni şu vektörü vermek durumunda.
O zaman onu sağlamak için bu vektör artı bu vektör artı şu vektörün toplamının şu vektöre eşit olmasını isteyebilirim. Şimdi bunlar dik oldu. Eklerim bir vektörleri ucuca eklerim. Nedir? A bölü C bu kadar oldu. Bunun ucuna bunu eklediğimde şuraya gelmem lazım. L a kare omega kare. Buna bir de bunu eklediğim zaman dik doğrultuda R A omega. Büyük. Şimdi delta'yı hemen okuyabilirim. Tanjant delta ne kadar olacaktır? Karşı kenarın uzunluğu A R omega bölü A kare değil. Bölü bu kenarın uzunluğu ne kadardır? A bölü C eksi L A omega kare. A'lar gitti. Omega'ya da bölersem R bölü 1 bölü omega C eksi L omega çıkacaktır. A'nın uzunluğunu bulmak istersem Epsigor teoremini kullanırım. Şu kenarın uzunluğu artı bu kenarın uzunluğunun karesi artı bu kenarın uzunluğunun karesi phi 0 vermesi lazım. Buradan da biraz önce bulduğum phi 0 değerini yine bulabilirim.